Click'in yanında bao Supermassive'in orta koridor oyuncusu Naru var. Söz sende. Teşekkürler analiz masası. Yanımda bao Supermassive'den Naru var, senin de söylediğin gibi. Öncelikle hoş geldin Naru. Enteresan bir seri oldu. Neler hissediyorsun? Ee, bizim için güzel geçti seri. Ee, verimli antrenmanların sonuçlarını e, bu seride aldık. Ee, sonra da hoş buldum. Evet. <laughs> şimdi Hasler'in maçtan önce çok iddialı bir açıklaması var. 2-0 Dark Passage Eze Eze alacak bu maçları diye. Sen şimdi mi duyuyorsun bunu? Evet. Ya biz e, dün röportajı izlemiştik ama Allah Allah kim bu deli falan dedik. <laughs> Aslinmiş meğersem biz cevabı verdik bugün. Evet enteresan bir seri oldu <laughs> okey. E, şimdi seçim yasaklama ekranından bahsetmek gerekirse biraz. İstediklerinizi aldınız mı? Yoksa başka planlarınız var mıydı? Karşı taraftaki takım neler yapabilirdi? Dark Passage neyi daha iyi yapabilirdi? E, karşı takım... E... Zeki bırakmayabilirdi. Neden bıraktıklarını bilmiyorum. Hani diğer e, seçeneklerinde draftları çok iyiydi bence. E, biz e, şöyle söyleyeyim, Birinci oyundan sonra hani ikinci maçın draftını hiç konuşmadık. O kadar hazırdık yani. O yüzden bizim için iyi. Onlar için de sadece Zeki tarafından kötü çıktı. Yani bu kadar e, seçim yasaklamaya geçemeyen bir şampiyonu bırakmak hele ki bize karşı <laughs> kötü. Anladım. Şimdi sizde bir de koç değişikliği oldu bu mevsimin başında. Letilin le nasıl gidiyor işler? Takım olarak siz bulunduğunuz yerden memnun musunuz? Neleri değiştirdiniz biraz bahsedebilir misin? Ee, bizim tek eksiğimiz Exorant iyi bir koştu ama dil bariyeri oluyordu. Kendimizi tam ifade edemiyorduk. O yüzden biz seçeneklerimize baktığımızda en iyi Letilin gözüküyordu. Onunla da ilk haftanın ilk maçı biraz sarsıntılı geçti bizim için. İlk maç sonuçta çok da şey yapmadık hani açıp izledik gördük hatalarımız yapılmayacak şeyler. Ee, ama onunla beraber Letilin'le beraber çok güzel devam ediyoruz. 7-11 metası ile ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Sen nasıl yaşıyorsun? Profesyonel de da bunun etkilerini. 7-11 çok bir şey değişmedi aslında. Ya. Tek sevindiğim şey Syndra'nın W alanı küçüldü. Çünkü ben nefret ediyorum Sindra'dan. Ultiyle falan tek atıyorsun hiç yetenek gerektirmiyor vesaire. tek beni seven, sevindiren şey o. Başka da bir çok büyük değişiklik yok oyunu zaten. Peki önümüzdeki haftalarda karşısında oynamayı beklediğim bir takım ya da orta koridor oyuncusu var mı? Çünkü bugün biraz bahsettik. Şampiyonluk liginde orta koridorda performans aslında çok yüksek şu anda. Çok ciddi isimler oynuyor. Neler düşünüyorsun? Yani evet, e, Türk olsun, yabancı olsun, şu an herkes koridorunda en üst seviyede oynuyor. Ben yarın, e, galiba Pep'in miydiydi? Slushi tam hatırlayamadım özür dilerim ama aynen, e, ona karşı oynamayı hevesle bekliyorum. Çünkü lig başladığından beri iyi performans gösteriyor. E, bu da Türkiye midleri için çok bir şey değil, e, o yüzden. Tamam çok teşekkür ediyorum verdiğin cevaplar için. Birinci günün sonuna geldik. İlk defa bir seri beraber bitmedi. Süper Mesif 3 puanlı hanesine Kayı yazdı. Şimdi tekrar sizdeyiz analiz masası. Yarın burada tekrar buluşmak üzere.